Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte coğrafya dersinde ikinci dönem ikinci yazılıyla ilgili güzel bir hazırlık çalışması yapacağız. Tabii ki de bu videomuzun içeriğinde öncelikle bu yazılı ile ilgili sorumlu olduğumuz kısımlar yer alıyor. Onlarla ilgili güzel bir hatırlatma kısmımız olacak. Akabinde sizlerin öğretmenlerinizin sizler için neler sorabileceği ile ilgili yaptığımız çalışmalar neticesinde güzel boşluk doldurmalar, doğru yanlışlar, çoktan seçmeli ve klasik sorularla ilgili güzel bir yazılı hazırlık çalışmamız olacak. Tabii ki de videoyu izlerken ister istemez ya hocam bizim öğretmenimiz bu konularla ilgili sorumlu tutmadı bizi. Bundan daha önceki sorularla ilgili kısımdan sorumlu tuttu diyorsanız o zaman da ne yapıyorsun? İkinci dönem birinci yazılı, birinci dönem ikinci yazılı, birinci dönem birinci, dönem, birinci yazılı ile ilgili biz zaten sizlere videolar çekmiştik. O videoları da güzel bir şekilde izleyip yazılıya dört dörtlük hazır olabiliriz diyelim. O zaman hadi bakalım yazılı provamız başlasın. Şimdi biz burada ünitelerle ilgili neler göreceğiz dersek öncelikle birinci kısımda doğal sistemler. Burada iklimle ilgili kısımlardan bahsedeceğiz. Sonra yerleşme ile ilgili kısımlara da devam edip gideceğiz. Peki biz sizler için bu noktada kitaplarımızda mevcut hazırladık zaten. Zaten bir tanesini sürekli olarak söylüyorum. Niye? Bu tarihler için bu kitap çok önemliydi. Çünkü bu kitap içerisinde sizlerin sevgili arkadaşlar bölüm sonlarında yapmanız gereken yazılı kısımları vardı. Mesela bizim kısmımızda iklim bilgisi. O zaman 5. bölüm şöyle açıyorum. Bak burada tas 8 yazmış 96. sayfa. Ben şöyle 96. sayfayı açtığımda bakın bu sayfa aralıklarını da belirtmek gerekiyor. 96 97 bakın burada doğru yanlışlar var, boşluk doldurmalar var, klasik soru var, eşleştirme soruları var. Bunlar güzel bir şekilde sınava girmeden önce olur ki çözmediysen mutlaka çözmenin gerekiyor diyorum. O zaman 1. kısımda İklimle ilgili kısımlarda sayfa 96 bizim için önemli. Hemen şöyle ikinci dönem yazılı notları demişiz. Bu kitabı da güzel bir şekilde sizler için hazırladık. Sayfa 71'den başlıyor. Ben şöyle 71. sayfayı açıyorum sevgili arkadaşlar. 71. sayfada hemen şöyle iklim elemanları ile ilgili ifadeler var. Ve 79, 79, 80. sayfadan itibaren başlıyor. Yeryüzündeki iklim tipleri ile ilgili güzel bir çalışma hazırladık size. Konu özetli kısmı 71. sayfadan başlıyor başlayıp bu kitapla ilgili de tüm kısımları bitirmeniz gerekiyor. Akabinde sevgili arkadaşlar ikinci kısım nedir? Yerleşmelerin yer seçimi ve dağılışında etkili olan faktörler. Hemen şöyle Dinamo kitabımızdan da burayla ilgili bilmemiz ya da bitirmemiz gereken yer neresidir derseniz ünite 2 beşeri sistemler bakın sayfa 123. Ne yapıyorsun bu mantıkta şöyle yapıyorsun. Şimdi burada 123. sayfa beşeri sistemler kısmından sorumlusun. Hemen şu kitaptaki yazılı notlarını alıyorsun. Şöyle bir geçiyorsun. Nerede? Aha bu ...burada yerleşmeler. Sayfa kaç? 92. Ben şöyle geldim... ...123. sayfayı da sizler için... ...açayım sevgili arkadaşlar. 119, 123. sayfa. Mesela burada ne diyor? Anadolu'daki yerleşme... ...coğrafyasında devlet kuran ilk toplum... ...filikler olmuştur diyor. Biz sizler için... ...burada zaten güzel bir şekilde... ...konu anlatımlı özet kısmında... ...güzel bir şekilde bunu hazırladık. Oldu ki... ...bu sorunun cevabını bilemeyebilirsin. Ne yapacaksın? Hemen bu kitaptan yardım alıp... ...buradaki etkinlikleri, doğru yanlış... ...kısımlarını, boşluk doldurma kısmı kısımlarını güzel bir şekilde ikisiyle birlikte koordineli şekilde gidiyorsun. Akabinde tabii ki de yazılı konularımız bitmedi sevgili arkadaşlar. Üçüncü kısımda bölgeler ve ülkeler var. Burası harita kısmı sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bu çok çok önemli. Hemen şöyle içindekiler kısmından da burayla ilgili çözmeniz gereken kısımları da söylüyorum. 137. sayfa. Tabii ki de ne yapıyoruz? Yardımı buradan alıyoruz. Burada zaten güzel bir şekilde özel şeklinde size bunları söylemişiz diyelim. Devamında son kısım tabii ki de bu dokuzuncu sınıf konuları biraz daha zor konular. O yüzden daha iyi çalışmanızı istiyorum. Doğal çevre ve insan. insanın doğal çevre üzerindeki etkileri, insanların doğal çevreyi kullanma biçimleriyle ilgili çalışmamızda sayfa 149'da yer almakta. Hemen şöyle ben 149. sayfayı açarsam bakın burada öğretmenlerinizin belki de size sorabileceği doğru yanlışlar, boşluk doldurmalar burada da olabilir. O yüzden bu iki tane kaynağı sınava girmeden önce mutlaka temin ediyorsun ve söylemiş olduğunuz olduğumuz sayfa aralıklarında mutlaka güzel güzel özümseyerek çözüyorsun diyelim. O zaman kitaplarımızla ilgili sayfa aralıklarını biliyoruz ve şöyle birinci ünite dediğimiz kısımdan yazılı ile ilgili hatırlatma kısımlarımıza bir göz atalım. Öncelikle iklim tabii ki de iklim elemanları kısmında basınç rüzgarlar vardı, sıcaklık vardı, nemlilik ve yağış vardı. Nem neydi dersek nem havadaki su buharı olarak ifade edilmekteydi ve bu üç şekilde gerçekleşiyordu. Bunlardan bir tanesi mutlak nem, bir diğeri maksimum nem, bir diğeri ise bağıl nem olarak ifade edilebilir. Bunu da biz nasıl hatırlıyorduk? Şöyle bir düşünelim. Elimizde mesela bir tane kap olsun. Kabın total alabileceği su miktarının 10 litre olduğunu söyleyelim sevgili arkadaşlar ve kabın içerisinde 10 litre su olmak zorunda değildi. Mesela kabın içerisinde 5 litrelik bir su olsun. O zaman bakın buradaki ifadede mutlak maksimum bağlı ifade etmemiz gerekirse mutlak o anda var olandı. O zaman 5 litre bunun mutlak nemi olarak ifade edilir. Maksimum bunun taşıyabileceği en fazla olanıydı. O zaman 10 litre de maksimum olarak ifade edilir. Bağıl nem ise mutlakla maksimum birbirine oranıydı. 5 bölü 10 çarpı yüzden 1 bölü 2 yani 50 yapacaktır. O zaman bağıl nem ifadesi de 50 olarak ifade edilir. Biz bağıl neme bakarak bir hava kütlesi yağış bırakıp bırakmayacağını zaten bilebiliyorduk. Unutmayalım maksimum nem sıcaklığın yüksek olduğu alanlarda fazladır. Sıcaklığın düşük olduğu alanlarda maksimum nem azdır. Kıyılarda, alçaklarda ekvator çevresinde diğer alanlara göre mutlak nemin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bir hava kütlesinin maksimum nemi artarsa bağıl nemi de azalırdı. Bunu da unutmamış olalım. Mutlak nem arttıkça unutmayın maksimum nem sabit kalmak zorunda. Bizim bağıl nemimizde artış gösteriyordu. Dünya ölçeğine baktığımızda Amazon havzası, Kongo havzası, Malezya, Endonezya, Gine adaları, Güney Güneydoğu Asya, Avustralya'nın doğusu, Batı Avrupa, Güneydoğu Amerika, Kuzey Batı Amerika dünya ölçeğinde yağışın en fazla düştüğü alanlara örnek gösterebileceğimiz kısımlardı diyelim. Yeryüzündeki iklim tipleri bunlar makro klima olarak geçer. Neydi bunlar? Sıcak kuşak iklimler vardı. Sıcak kuşak iklimlerde ekvatoral iklim. Şu yeşille görmüş olduğun Amazon Kongo Havzası, Malezya, Endonezya, Gine Adaları ve Filipinleri kapsıyordu. Akabinde savan iklimi 10-20 derece enlemleri arasında yer alan Afrika ile Güney Amerika içerisinde yer alıyordu. Muson iklimi Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya, Avustralya'nın kuzeyi ve Madagaskar'ın bulunduğu alanda yer alıyordu ki şunu da unutmayın, hatırlayın: Yaz mevsimi yağışlı geçen benzer iki tane iklimlerden birincisi muson iklimiydi, ikincisi ise sevgili arkadaşlar savan iklimiydi. Sadece muson ikliminde yağış miktarı savan iklimine göre çok daha fazlaydı diyebiliriz. Devamında çöl iklimi vardı, değil mi? Çöl iklimi de sıcak kuşak iklimler içerisinde yer almakta Afrika'nın kuzeyi, Arap yarımadası, Orta Asya, Amerika'nın iç kısımları onun dışında Namib, Avustralya'nın iç ve batı kısımları. Atakama ve çevresi çöl ikliminin görüldüğü alanlardı. Günlük ve yıllık sıcaklık farkları çok yüksekti değil mi? Mesela ekvatoral ikliminde unutmayalım yağış rejimi düzenliydi. Muson savan iklimi yaz yağışları vardı. Bunlar da dikkat etmemizde fayda var. İkinci kuşak anlamındaki iklim kuşağımız ılıman kuşak iklimler olarak geçer. Sıcaklık ortalaması 10-20 derece arasında yer alırdı. Bunlardan birincisi Akdeniz iklimi. Akdeniz çevresi Güney Afrika Cumhuriyeti Avustralya'nın iç güney ve güneybatı kısımları Şili'nin ortası Kaliforniya bölgesi Ak deniz ikliminin görüldüğü alanlardı. Okyanusal iklim özellikle kıtaların o sıcak su akıntılarının etkili olduğu alanlarda Batı Avrupa'da, Güneydoğu Amerika, Kuzey Batı Amerika, bununla birlikte Arjantin, Şili hattı ve Avustralya'nın doğu kısmı ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğu kısmında görülmekteydi. Step iklimi İç Anadolu bölgesinde gördüğümüz iklim ilkbaharları yağışlayan fazla dönem, ilkbahar yağışlarıydı. Yazları sıcak, kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı bir iklimde Orta Asya Anadolu coğrafyası çok yaygın görüldüğü alandı. Sert kara Karasal iklim ise Alaca Karanlık filmini izlediyseniz oradaki orman örtüsünün bulunduğu iklim bölgesidir. Ve bu iklim bölgesine baktığımızda yine yapraklı ormanlar var. Sibirya, Kuzey Avrupa, Kanada ve Alaska sert karasal iklimin etki alanının bulunduğu yer olarak karşımıza çıkmakta. Geldik son iklim kuşağı soğuk kuşak iklimler olarak geçer. Burada zaten iki tane iklim tipimiz var. Bunlardan birincisi Tundra iklimi Sibirya'nın kuzeyi. Kuzey Avrupa'nın kuzey kısmı uç kısımları, Grönland'ın güney kısımları, Kanada ile Alaska'nın kuzey kısımlarını kapsayabiliriz tundura iklimi için. Kutup iklimi için de Grönland ve Antarktika'yı söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şu açıdan bunu unutmayalım. Kutup iklimi yağış miktarı açısından soğuk çöl iklimi olarak ifade edilmekte haberiniz olsun. Çünkü biz çöl ikliminde yıllık yağış miktarının 250 milimetrenin altında olduğunu biliyorduk. O yüzden bunu da unutmayalım. Türkiye'de iklime geldiğimizde eğer ki Türkiye'de mutlak konum özellikleri iklim üzerinde etkili olsaydı böyle bir ifade gelirse dikkat edin çok geniş bir alanda Akdeniz ikliminin görülmesi gerekirdi. Ama göreceli konum özelliklerinden dolayı özellikle güneyde ve kuzeyde dağların kıyıya paralel uzanması bu iklimlerin etki alanını daraltmıştır ve geniş bir alanda sitep ikliminin yani karasal iklimin görülmesinde etkili olmuştur. Burada da şunu unutmayalım. Ne yapıyorduk? Biz iklim bölgeleriyle ilgili en fazla yağışın düştüğü dönemlere baktığımız zaman şöyle bir E harfi çiziyorduk. İç Anadolu bölgesinden başlıyorduk. İlkbahar o zaman ilkbahar. İç Anadolu bölgesi sitep iklimi en fazla yağış bu dönemde. Kuzey Doğu Anadolu yaz, Karadeniz sonbahar, Ege ve Akdeniz ise kış olarak ifade edilmekteydi ki yağışın oluşum biçimleri vardı. Bunlardan bir tanesi neydi? Mesela konveksiyonel yağışlar. Isınan havanın yükselmesiyle birlikte meydana gelen yağışlardı. Bu yağışlar en fazla ilkbahar ve yaz dönemlerinde özellikle iç ve kuzey Doğu Anadolu'da görülmekteydi. Bununla birlikte ikinci yağış grubumuz ya da yağış biçimimiz neyse bir amacı boyunca yükselen hava kütlesinin bırakmış olduğu yağıştı. Bu yağış ise orografik yağış olarak geçer ve dağların kıyıya paralel uzandığı kuzeyde ve güneyde yaygın olarak görülür. Üçüncü yağış biçimimiz ise farklı iki hava kütlesinin karşılaşma alanında olan yağışlar cephe ya da diğer ismiyle frontal yağış olarak geçer ve kış döneminde bu yağışlarda yaygın olarak ülkemiz ölçeğinde görülmektedir diyebiliriz. Bizim ülkemizde İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ve Ergene havzasında karasal iklim görülür. Bu iklimlerin de farklı özellikleri vardır. Kuzey Doğu Anadolu'da dünya ölçeğinde sert karasal iklime benzer bir iklim görülür. Karadeniz iklimi okyanusal iklime benzer. Akdeniz iklimi zaten dünya ölçeğindeki iklimlerden bir tanesiydi diyebiliriz. Şimdi geldik yerleşmelerin yer seçimi ve gelişiminde etkili olan faktörler. Dünya ölçeğinde yerleşmelerin her yerde yoğun olmadığını, yerleşmelerin yer seçiminde etkili olan bazı faktörler olduğunu söylüyoruz. Özellikle Batı Avrupa ve Güneydoğu Amerika sanayi hizmet turizm ulaşım faaliyetlerinin gelişmesine bağlı olarak... ...akabinde Güney Güneydoğu Asya tarım faaliyetleri tarihi faktörlere bağlı olarak yerleşmenin yoğun olduğu alanlara örnek verebileceğimiz kısımlar. Ama Amazon Havzası, Kongo Havzası, bitki örtüsü yüksek sıcaklıktan dolayı yerleşme seyrektir... Avustralya'nın iç batı kısmı, Afrika'nın kuzeyi, Arap Yarımadası, Orta Asya, burada da Himalaya'lar var. Himalaya yer şekli biraz daha kuzey verirse o iklimdeki kuraklıktan dolayı diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Akabinde Kanada'nın kuzey kısmı, Alaska'yı söyleyebiliriz, Sibirya'yı söyleyebiliriz, Gürenland'ı söyleyebiliriz. Soğuk iklim bölgelerine bağlı olarak yerleşmelerin seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Bak burayla ilgili mutlaka sevgili arkadaşlar bir soru kökünde öğretmeniniz size soru soracaktır diyelim. Böyle sormadı oldu yıldızı buraya at. Türkiye ölçeğinde yerleşmelerin yer seçiminde etkili olan faktörler yerleşmenin yoğun ve seyrek olduğu alanlar. Mesela bir numara Yıldız Dağları yerleşme seyrek. 2 numara İzmit Körfezi. Çatalca Koceli Yarımadası diye geçer. Burada yerleşme yoğundur. 3 numara Bursa ve çevresi yerleşme yoğun. 4 numara İzmir ve çevresi yerleşme yoğun. 5 numara Teke Platosu. 6 numara Taş Eli Platosu yerleşme seyrektir. Antalya Körfezi dediğimiz kısımda yerleşme yoğundur. Onu unutmayalım. 8 numara Ankara çevresi yerleşme yoğun. Mesela şuraya ben ekstra bir tane soru işareti atıyorum. Tuzgölü ve çevresi yerleşme seyrek. Adana çevresi yerleşme yoğun. Şanlıurfa çevresi yoğun yerleşme diyebiliriz. Akabinde 13 numara akkar çevresi seyrek yerleşme. Kuzeydoğu Anadolu seyrek yerleşme. Doğu Karadeniz'de kıyı kesiminde Trabzon Rize hattında yerleşmelerin yoğun olduğunu, Samsun'da yoğun olduğunu ve özellikle Batı Karadeniz'de Zonguldak ve çevresinde de yerleşmelerin yoğun olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi yerleşme dokuya göre toplu ve dağınık yerleşme diye ikiye ayrılacaktır. Toplu dokulu yerleşmelerde arazinin düz su kaynaklarının kısıtlı olması lazım. Yani evlerin ne olacak? Birbirine yakın olması gerekiyor. Tamam mı? Bunu unutmayalım. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğun ölçekte toplu dokulu yerleşmeler görürüz. Ama su kaynaklarının çok arazinin engebeli olduğu alanlarda ise dağınık dokulu yerleşmeler görürüz. Evler burada birbirinden uzaktır sevgili arkadaşlar. Bakın işte bu yerleşme birimini bizim ülkemizde Karadeniz bölgesinde bu yerleşme birimini ise iç ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygın ölçekte görebilirsin. Şekilsel özelliğine göre çizgisel yerleşme diyor. Mesela bu bir karayolu olabilir. Akabinde bir demir yolu olabilir ya da bir akarsu olur. Bu akarsu yol ne bileyim işte demir yolu yolu olabilir. Bunların çevresinde yerleşme birimleri varsa bunlar çizgisel yerleşme olarak geçer. Hatta ve hatta 11 numarada Doğu Karadeniz'de dağların kıyıya paralel uzanmasından dolayı kıyı boyu yerleşmelerde yaygın ölçekte kurulmuştur. Dairesel yerleşme değilse ortada bir köy meydanı var ve evler bu köy meydanı etrafında düzenli planlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Mesela Aydın'da Atça kasabası dairesel yerleşmeye örnek verebileceğimiz alanlardır. Yerleşme tiplerinde kentsel yerleşme bununla birlikte hemen şurayı da şöyle düzeltelim. Kırsal yerleşme diye ayıralım. Kentsel yerleşmede küçük, orta büyüklükteki kent, büyük kent, megapol, metropoliten kentler vardı. Nüfusa göre farklılık gösteriyordu. Bunların fonksiyonları da farklı. Örnek vermemiz gerekirse Manisa'da Salihli ilçesi var. Burası tarım kenti. Ama Manisa'da Soma ilçesi var. Burası maden kenti olarak karşımıza çıkar. Yani buradaki temel mantık o kent merkezinin hakim ekonomik faaliyet grubu neyse bu ana ölçekte orada yürütülen kısımdır. Kırsal yerleşmelerde ise üç tane grubumuz vardı. Bunlardan bir tanesi kasaba yerleşmelerde bir diğeri köy yerleşmesi, bir diğeri ise köy altı yerleşmesi olarak geçer. Köy altı yerleşmesi ise geçici ve sürekli köy altı yerleşmesi olarak farklılık gösteriyordu. Yayla, kom, oba, ağıl onun dışında Dalyan geçici köy altı yerleşmesi, çiftlik, mahalle, divan, mezra sürekli köy altı yerleşmesi olarak karşımıza çıkmaktaydı sevgili arkadaşlar. Geldik üçüncü ünite kısmına bölgeler ve ülkeler. Burada özellikle bölge ile ilgili kavramlarda mutlaka ve mutlaka geçmiş bilgilerinizle ilgili harita ile ilgili sorununuzun olmaması lazım. Yani harita derken harita bilgisi videosuna gitme o değil dur orada. Nedir bu dersek Tüm öğrendiğimiz konular. Atıyorum mesela dünya haritası üzerinde farklı bölgeleri işaretleyip öğretmenin buradaki bölge sınıflandırılması içerisinde hepsinin ortak bölgede sınıflandırıldığı hangi ölçek vardır derse atıyorum misal tamamıyla şu haritayı aldım ben. Öğretmenin böyle bir harita üzerinde şöyle bir soru sorabilir. Mesela Avustralya'nın güneybatı kısmını işaretler. Evet şöyle bakın görebiliyorsunuz. Güney Afrika Cumhuriyeti'ni işaretler. Şili'nin ortasını işaretler. Amerika Kaliforniya bölgesini işaretler. Der ki işaretli alanların ortak özelliği bölge sınıflandırılmasında nedir dersek doğal şekilsel bölge sınıflandırılmasında Akdeniz iklimi, Akdeniz iklimi, Akdeniz iklimi, Akdeniz iklimi. O zaman burası Akdeniz iklim bölgesidir. Ya da burayı verdi Kaliforniya bölgesini, burayı verdi Şili'nin bulunduğu yalanı, Japonya'yı verdi. Bu alanlar ortak bölge sınıflandırılmasında mesela deprem bölgesi olabilir değil mi? Bak burada işte asıl öğrenmiş olduğumuz tüm bilgileri rahat bir şekilde kullanabileceğimiz kısım olarak karşımıza gelmekte. Böyle bölge benzer özellik gösteren birimlere verdiğimiz isimdir. Bölge içerisinde farklı özellik gösteren birimleri ise bölüm diyoruz ve bölgeyi biz şekilsel bölge ile işlevsel bölge olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Şekilsel bölge herhangi bir yerdeki oluşan unsurun doğal ve beşeri özelliklerine göre ayrıldığı kısımdır. Doğal şekilsel bölge içerisinde yer şekillerine göre, iklimine göre, hidrografik özelliklerine göre, toprak, bitki ve doğal afetine göre bölge oluşturabiliriz. Mesela yeryüzü şekillerine göre dağlık bölge, düz bölge, ova bölgesi, platı bölgesi diyebiliriz. İklimine göre Akdeniz iklim bölgesi, savan iklim bölgesi, muson iklim bölgesi diyebiliriz. Hidrografik özelliklerine göre su bölgesi, mesela burada nedir? Akarsu bölgesi, göl bölgesi, deniz, okyanus bölgesi diyebiliriz. Bitki özelliklerine göre kahverengi, burada özellikle mesela ekvatoral iklim bölgesi geldiğimiz zaman yaprak dökmeyen ormanlar bölgesi diyebilirsiniz. Muson ormanları bölgesi diyebilirsiniz. Sitep bölgesi diyebilirsiniz. Bu da bitkiye göre bölge olarak sınıflandırılabilir. Toprağa göre bölge laterit toprak bölgesi diyebiliriz. Doğal afeti e göre bölge deprem tusunan bölgesi, kütle hareketleri bölgesi, çığ bölgesi diyebilirsiniz. Bunlar tamamıyla harita bilgisi kısmıdır. Beşeri şekilsel bölgede ham maddi üretim bölgesi, petrol doğalgaz diyebiliriz. Sanayi bölgesi, nüfus bölgesi, yerleşme kültür, siyasi askeri ve ekonomik işbirliği bölgeleri diyebiliriz. Burada özellikle mesela nüfusu yoğun seyrek nüfuslu bölgesi. Bölge, tarım bölgesi, turizm bölgesi, ticaret bölgesi bunların hepsini beşeri şekilsel bölge içerisinde söyleyebiliriz. İşlevsel bölgelerde hizmetlerin daha rahat bir şekilde oluşturabilmesi için oluşturulan bölgelerdir. İşlevsel hizmet bölgesi, işlevsel kalkınma projesi bölgesi. Mesela Güneydoğu Anadolu projesi var değil mi? Bizim ülkemizde GAP. Mesela işlevsel kalkınma projesi bölgesi olarak geçer. Doğu Karadeniz projesi vardı. DOKAP gene kalkınma projesi bölgesi olarak geçer. Yönetim bölgeleri mesela 30 tane büyük şehrimiz var mı? Büyük belediyelerinin yönetim kısmı burada işte yönetim bölge bölgesi içerisine girer. İşlevsel istatistik bölgesi de işlevsel bölgeler içerisindedir diyebiliriz. Burada unutmamamız gereken şu. Soru şöyle gelecek. Bölgelerin sınırları kısa sürede değişir mi? Ya da bölgelerin sınırları değişir mi diyeyim. Önce bu soruyu sorayım. Bölgelerin sınırları değişir mi? Bakıyorum şöyle. Evet değişir. Ama şunu unutma. Doğal şekilsel bölgelerin sınırları uzun süre içerisinde değişirken beşeri ve işlevsel bölgelerin sınırları kısa süre içerisinde değişir. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Tamam mı? Bakın haberiniz olsun. İkincisi, bölge sınırları tam anlamıyla birbirinden ayrılabilir mi? Ya da bölge sınırlarını şöyle ayırabilir misin? Yerine göre değişir. Doğal şekilsel bölgeler içerisindeki oluşturulan bölgelerde kademeli bir geçiş vardır. Ama beşeri şekilsel bölge ile işlevsel bölgelerde sınır tam anlamıyla ayrılabilir. İkinci durum. Bölgenin sınırı genişleyebilir mi? Bak buraya. NATO'yu vermişim. Renklendirme yöntemi var. Mesela mavi renk tonu o laciverti görmüş olduğumuz mesela Portekiz var, Fransa var, İtalya var, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada var. 1949 yılında üye olmuş örgüte. Akabinde mesela 1982 yılında İspanya örgütü üye olmuş. 1952 yılında Türkiye örgütü üye olmuş değil mi? O zaman ne oluyor? Bölgenin sınırı yeni bir ülkenin eklenmesiyle birlikte değişebilir. Bölgedeki ülkeler arasında kültürel birlik var mıdır dersek olmayabilir. Olmak zorunda değil. Niye? Yeah. Türkiye'nin kültür özellikleriyle Amerika'nın kültür özellikleri birbirinin benzeri midir? Tabii ki de değildir. Din birliği yoktur. Dil birliği yoktur. Ortak para birimi kullanmak zorunda değillerdir unutmayalım. Bölge amacına göre oluşturulduktan sonra işlevini yitirebilir mi? Yitirebilir. Bölge ortadan kalkabilir sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Geldik şimdi çevre ve insan kısmı. Son artık kısım. Burada özellikle insanların doğal çevre üzerinde ihtiyaçları doğrultusunda çevreyi etkilemiş olduğunu biliyoruz biz. Özellikle teknolojinin geliştiği dönemlerden itibaren aynı zamanda nüfusun artmasıyla birlikte doğal çevre üzerinde ciddi anlamda değişiklikler yaptık. Mesela İngiltere ile Fransa arasında manş tüneli projesini yaptık. Palmiye Adası'nı yaptık. Körfez'den milyonlarca ton kum ve taşın getirilmesiyle birlikte inşa ettik. Japonya'da Kansai Havalimanı'nı inşa ettik. Hollanda'da çok uzun süreçler içerisinde deniz doldurulmasıyla topraklar kazandık ki polder dediğimiz kısım denizin doldurulmasıyla kazanılmış topraklardır. Gotürk Base Tüneli dünyadaki en uzun tünel olarak ifade edilir. Onun dışında Hong Kong zhuhai mako Köprüsü dünyanın en uzun tüneli olarak ifade edilir. Go-To-Base tüneli bu arada İsviçre'deydi diyebiliriz. Bunun örnekleri mesela Maş Tüneli'nin örneği Marmaray'dır. Aynı zamanda Avrasya'da iki kıtayı karayolu anlamında birbirine bağlar. Marmaray ve Maş Tüneli demir yolu hattıyla birbirine bağlıyor. Bu iki ülke bu iki kıtayı diyebiliriz. Osman Gazi Köprüsü, Karadeniz Sahil Yolu, Maltepe Sahil Parkı sevgili arkadaşlar. Bunlar gene polder alanları olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda Orge Havalimanı da gene holder olarak Türkiye ölçeğinde örnek verebileceğimiz kısımlardır diyebiliyoruz. Geldik şimdi genel bir hatırlatmadan sonra sizler için seçmiş olduğumuz sorulara Türkiye'de etkili olan basınç merkezlerini ve etkili olan rüzgarları yazınız diyor. Türkiye'de 4 tane ana ölçekte basınç merkezi etkiliydi. Hemen şöyle hatırlamamız gerekirse 4 uç kısmını buraya örnek verebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki bunlar nelerdir dediğimizde hemen şöyle dinamik basınç kuşak ki bunlar dünyanın eksen hareketine bağlı olarak oluşturulmuş basınç kuşaklarıdır yeşille gösteriyorum. Kuzey batı kısmımızdan ülkemiz üzerinde etkili olan basınç sistemi unutmayalım. İzlanda dinamik kökenli alçak basınç kuşağıdır. İzlanda dinamik kökenli alçak basınç kuşağı yıl boyunca etkilidir ama daha çok kış döneminde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bak daha çok kış dönemi yıl boyu etkili daha çok kış dönemi diyorum. Tamam etkili olduğunda kar yağışı getirir bitti. Geldik ikinci basınç kuşağımız güney batı kısmımızdan sokulan bir basınç sistemidir. Azor dinamik kökenli yüksek basınç kuşağı olarak geçer. Bu ne zaman etkilidir? Yıl boyu etkilidir. Daha çok yaz döneminde etkilidir. Özellikle etkili olduğunda ülkemizde sıcak ve kurak dönemin yaşanmasına sebebiyet verir. Ondan dolayı Ege ve Akdeniz kıyılarında yaz turizmi gelişmiştir. Bakın unutmayalım. Ege-Akdeniz kıyılarında yaz turizminin gelişmesinin temel sebebi Azor dinamik yüksek basıncı olarak ifade edilebilir çünkü yaz kuraklığı getiriyor diyelim. Devamında bir de termik kökenli sebeplerden dolayı oluşan basınç kuşakları vardı. Havanın sı sıcak ya da soğuk olmasıyla ilgiliydi. O zaman bunlardan birincisi nereden geliyor? Sibirya hattından geliyor. Hemen şöyle şuraya Sibirya yazıyorum. Sıcak mı soğuk mu? E Sibirya soğuk bir yer. O zaman bu termik kökenli yüksek basınç kuşağı. Termik ifadesi olduğu için sadece mevsimsel bazda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bizim ülkemizde Sibirya termik yüksek basıncı kış döneminde etkilidir ve etkili olduğunda hava sıcaklığını düşürür diyebiliriz. İkinci kısma geliyorum güneydoğu kısmımıza ve son alanımız. Bizim ülkemizdeki termik kökenli kısmındaki son kısım Basra termik kökenli alçak basınç kuşağı Arap Yarımadası'ndan bizim ülkemize doğru sokulur ve etkili olduğunda sıcaklıkların yükselmesine sebebiyet verebilir. Hangi dönem etkilidir dersek yaz dönemi. Bak bunlar yeşiller yıl boyu etkilidir. Bunlar ise mevsimsel süreçte etkilidir diyebiliriz. Daha çok kış daha çok yaz diyoruz. Ve etkili olan rüzgarları yazınız demiş. Bizim ülkemiz kuzey yarım kürede yer aldığı için kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklık ortalamalarını azaltırken güneyden gelen rüzgarlar ise sıcaklık ortalamasını artırır diyebiliriz. O zaman ben soğuk karakterli yerel rüzgarların şöyle kuzeyden geldiğini biliyorsam. O zaman bunlar hava sıcaklığını düşüren rüzgarlardır. Bunlardan birincisi kuzey batı kısmımızdan sokulan rüzgar karayel olarak ifade edilir. Tam kuzeyden sokulan rüzgar yıldız olarak ifade edilir. Kuzey doğudan sokulan rüzgarımız ise poyraz olarak ifade edilir sevgili arkadaşlar. Bakın bu üç rüzgarda hava sıcaklığını düşünen rüzgarlardır. Bunu biz ne olarak kodlayacağız dersek bunu biz kayıp olarak kodlayabiliriz. Karayel, Yıldız, Poyraz. Bak tam sırayla oldu. Bir de Ege'de kuzeyden güneye doğru esen bir rüzgar var. Bu rüzgarımızın ismi ise Etezyan rüzgarı olarak geçer ve Yunanlılar bu rüzgara ticaret rüzgarı demiştir diyebiliriz. Bir de imbatlar var. O Meltem olarak geçer. Kara farklı ısınma özelliğine bağlı olarak ortaya çıkan rüzgarlardır. Şimdi geldik sıcak karakterli yerel rüzgarlara bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Eğer ki güney sektörlü bir rüzgar varsa bu da gittiği alanda hava sıcak artıracaktır ve sıcak rüzgardır diyebiliriz. Güneydoğu'dan sokulan rüzgar, bak kayıp keşişleme olarak geçecektir bu. Ha bu ifadeyi şöyle de duyabilirsiniz, samyeli olarak da ifade edebilirsiniz. Ülkemize geldiğinde bu rüzgar keşişleme ismini alıyor. Onun dışında sevgili arkadaşlar tam güneyden geliyor Kıble, güneybatıdan geliyor Lodos. Lodos nereden geldi? Ege ve Akdeniz kıyılarından geldi. Nem taşıyor mu? Evet taşıyor. O zaman Lodos'un etkili olduğu dönemlerde ülkede yağışların artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Özellikle kış döneminde soğuk günler içerisinde eğer ki Orta Anadolu'da yaşıyorsanız ve Lodos etkili olduğunda rüzgarlı ama diğer günlere göre daha ılık bir havayla karşılaştığınızı söyleyebiliriz. Bir de fön rüzgarı vardı. Bu da sıcak karakterli bir rüzgar olarak karşımıza çıkmakta. Bu ifade böyle bizim karşımıza gelebilir. Peki biz yukarı kısmı soğuk rüzgarları kayıp diye kodladık. Sıcak karakterli rüzgarları ne diye kodlayacağız dersek bunları da sakal olarak şöyle kodlayabiliriz sevgili arkadaşlar. Samyeli, kıble Lodos olarak ifade edebiliriz. Kayıp sakal diye geçin gitsin. Dünyada ilk yerleşmelerin kurulduğu alanları yazınız diyor sevgili arkadaşlar. Peki dünyada ilk yerleşmeler nerelerde kurulmuştu? Bir iklimin ılıman olduğu su kaynakları bakımından zengin toprağın verimli olduğu alanlarda arazinin düz olduğu alanlarda kurulmuştu. Bunlardan birincisi Çin medeniyeti olarak karşımıza çıkar. Peki Çin medeniyeti nerede kurulmuştu dersek Asya'nın doğu kısmında sarı ırmak ve Şöyle hemen sarı ırmak diye yazalım ve aynı zamanda gök ırmak nehirleri etrafında kurulmuştu diyebiliriz. Devamında Hint medeniyeti vardı değil mi? Hint medeniyeti nerede kurulmuştu dediğimizde Hint medeniyeti ise Indus ve Ganj nehirleri çevresinde kurulmuştu diyebiliriz. Onun dışında Mısır medeniyeti vardı. Mısır medeniyetine zaten hayat kaynağı olan bir akarsu Nil nehri olarak geçer. Nil nehrinin orta ve ağız kısmında kurulmuştu. Onun dışında kim var? Mezopotamya uygarlıkları vardı değil mi? Şimdi bu kelimeyi parçalamamız gerekirse Mezo 2 Potamya Potamoloji'den aklınıza gelebilir. İki nehir arası. Kimdir bu iki nehir arası dersek Fırat ve Diç ile nehirleri. Bizim ülkemizde Güneydoğu Anadolu'dan başlar. Basra Körfezi hattına kadar uzanan kısımdır diyebiliriz. Akabinde kim vardı? Akdeniz uygarlıkları vardı. Akdeniz çevresinde geçtim. Orayı Aztekler, Mayalar, İnkalar vardı. Hangisinden başlayalım? İnkalardan başlayalım. Güney Yarımkürede, Güney Amerika'da Ant Dağları üzerinde bugünkü Şili, Peru ve Bolivya sınırları içerisinde kurulmuştu. Ant Dağları'nın hemen şuraya da yazayım ki gelirse şaşırmayın Ant Dağları'nın yüksek kesimlerinde kurulmuştu. Ve burada geldik Aztekler ve bununla birlikte şöyle şuraya da mayalar yazıyorum. İkisi de Meksika'da kurulmuş medeniyetlerdir sevgili arkadaşlar. Özellikle mayalar Meksika'da Yucatan Yarımadası'nda kurulmuştur diyebiliriz. İlk medeniyetlerin kurulduğu alanlarda böyledir diyebiliyoruz geldik şimdi boşluk doldurma kısmımıza sevgili arkadaşlar. Özellikle boşluk doldurma kısmı mutlaka hocanızın size sorabilme potansiyelinin yüksek olduğu kısımdır. Çünkü boşluk doldurma neden önemli derseniz çünkü işlediğiniz konunun tamamını tek bir etkinlik üzerinde öğrenip öğrenmediğinizi gözleyebileceğimiz kısım olduğu için güzel güzel size bir cümle içerisinde belirli alanları boş bırakıp burayla ilgili soru soracaktır diyelim sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde ne diyor bize? Boş bırakılan yerleri doğru söz ya da sözcükleri yazınız demiş bir metreküp hava içinde bulunan su buharının gram cinsinden ağırlığına şimdi bir metreküp hava içerisinde bulunan su buharının yani o anda var olan su buharının gram cinsinden ağırlığına tabii ki de ne diyeceğiz biz mutlak nem diyeceğiz mutlak nemin diğer ismi var olan nem o anda bulunan nem miktarıdır. Özellikle şunu unutmayalım. Mutlak nem alçak kesimlerde yükseklere göre daha fazladır. Kıyı kesimlerde iç kesimlere göre daha fazladır. Ekvatorda kutuplara göre daha fazladır. İkisi de kıyıda olmasına rağmen sıcaklığın yüksek olduğu alanlarda mutlak nem sıcaklığın düşük olduğu alanlara göre daha fazladır. Çünkü buharlaşma ile birlikte atmosfere karışan su buharı miktarı da fazla olduğu için. Devam ediyoruz. Havadaki aşırı soğumuş su damlacıklarının nesneler üzerinde temasla donmasıyla bu yüzeyleri kaplayan buz katmanına. Burada özellikle kırağı ve kırçı karıştırmayalım. Bunlar ciddi anlamda birbirine karışabilecek kelimelerdir. Burada özellikle verilen ifadenin kavram tanımı kırç olarak geçer. Kırağı ise buz kristali olarak ifade edilmektedir. Buna dikkat etmekte fayda var. Yağışları dünyada en çok ekvatoral bölgede meydana gelir diyor. Nasıl yağışlar? Tabii ki de yükselim yağışları. Neydi yükselim yağışları? Isınan bir hava kütlesinin yükselmesiyle birlikte meydana gelen yağışlardı. Bu yağışın diğer ismi konveksiyon yağış olarak geçer. Ekvatoral iklim havzalarında, Körfezi kıyılarında ve Endonezya'da etkili olur demiş. Hemen şöyle biraz bunu dolduralım. Ekvatoral iklim birincisi Latin Amerika'da Amazon ve Afrika'da Kongo havzalarında sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda Gine Körfezi kıyılarında Malezya ve Endonezya'da etkili olmaktadır diyebiliriz. Hemen şuraya şöyle Malezya diye yazalım ve devamında şurası Gine Körfezi kıyıları ifadesinde kullanabiliriz sevgili arkadaşlar. Malezya, Endonezya ve Gine körfezi kıyıları da diyebiliriz buraya. Yıllık 250 milimetrenin altında yağış alan yerler genel olarak tabii ki de çöl olarak adlandırılır. Ülkemizin en önemli önemli bir kısmı ılıman kuşaktaki hangi iklim kuşağı içerisinde yer alıyor düşünün. Mutlak konum özellikleri iklim üzerinde etkili olsaydı Türkiye'de çok geniş bir alanda Akdeniz iklimi görülmeliydi. O yüzden Akdeniz iklim kuşağı içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. DYB dinamik yüksek basınç ile termik alçak basınç merkezleri arasında oluşan hava akımları ülkemizde yazın etkili olur demiş. Bak yaz dönemi döneminde hangileri etkili oluyordu? Ülkemizdeki dinamikler yıl boyu daha çok yaz dönemi dediğimiz zaman azor dinamik kökenli yüksek basıncı. Termikler mevsimsel bazlı termik alçak basınç dediği zaman da Basra termik kökenli alçak basınç merkezi ülkemizde yazın etkili oluyordu diyebiliriz. Meltem rüzgarlarına Ege kıyılarında tabii ki de inbat ismi verilir. Kara ve denizin farkı ısınma özelliğine bağlı olarak meydana gelen rüzgarlardır diyebiliriz. Meskenlerin birbirine yakın kurulduğu yerleşmelere. Bak birbirine yakın. Niye? Su kaynakları kısıtlı arazi düz. O zaman bu meskenler tipi yerleşme tipi olarak toplu dokulu yerleşmeler diyeceğiz. 2004 yılında çıkarılan kanunla nüfusu 750 binden fazla olan iller ki 30 tane ilimiz yer almaktadır burada. Buralar büyükşehir belediyesi olarak kabul edilmiştir diyebiliriz. Şuraya şöyle büyükşehir belediyesi olarak kabul edilmiştir diyebiliriz. Türkiye'de deprem bölgesi sınırları ile hangi kaynakların dağılışı arasında benzerlik vardır dersek. Tabii ki de kaplıcalar, termal turizmin bulunduğu alanlar o zaman sıcak su kaynaklarının dağılışı arasında deprem bölgeleriyle bir benzerlik olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzden 10-12 bin yıl önce insanlar hangi faaliyetle birlikte yerleşik hayata geçmiştir dersek tarımsal faaliyetle birlikte yerleşik hayata geçmiştir diyebiliriz. Bir diğer etkinliğimize baktığımızda bu iklimle ilgili özelliklerin verileceği kısımdır. Şunu unutmayalım buradan kesinlikle bir soru çıkacaktır. Ya bu şekilde bir soru gelecek karşına iklimlerin özellikleriyle ilgili ilgili verilen ifadelerin hangi iklime ait olduğu ile ilgili özellikleri verecek ya da dünya haritasında belirli alanları işaretleyip burayla ilgili iklimlerin neler olduğunu sorgulatacaktır diyelim ama yüksek ağırlıkta böyle bir sorunun karşınıza gelebilme ihtimali çok daha fazladır diyebiliriz. Buradan mutlaka karşımıza bir soru gelecektir. 10 derece kuzey ve güney enlemleri arasındaki Amazon havzası, Kongo havzası, Gine Körfezi ile Endonezya adalarında etkili olan iklimdir diyor. Biraz önce boşluk doldurmada zaten bunu söylemiştik. 10 derece kuzey güney enlemi diyorsa bak şöyle düşün. 10 derece kuzey burada 10 derece güney burada. Arada kim var? 0 derece ekvator var. O zaman bu iklim hangi iklimdir dersek bu iklim tabii ki de ekvatoral iklim olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Geldik ikinci iklim tipi. Geçiş iklimi özelliği gösterir diyorsa unutma burada iklim tipimiz karasal yani sitip iklimi olarak ifade edilir sevgili arkadaşlar. Yani bunu geçiş iklimi, savan ikliminden çöl iklimine aradaki tampon bölge olarak düşünebiliriz. 30 derece dinamik yüksek basınç alanı üzerindeki karalar diyorsa zaten bitti. Direkt bunu ne olarak bileceksin? Çöl iklimi olarak bileceksin. Çünkü dinamik yüksek basınç alanlarında özellikle şunu şöyle biliyoruz biz. Yüksek basınç alanlarında hava kütlesi alçalıcı bir özellik gösterir. Dinamik yüksek basınç kuşağı yıl boyunca böyle olduğu için hava hep alçalır. Ve bu yüzden sevgili arkadaşlar burada hava hep açıktır. Yağış ihtimali düşüktür. Ondan dolayı bu bölge çöl bölgesi olarak adlandırılmaktadır. Bunu da unutmamış olalım. Başka nerede görülüyormuş? Asya ve Kuzey Amerika kıtalarının iç kesimlerinde etkili olan iklimdir diyor. 30-65 derece enlemleri arasında karaların deniz etkisinden uzak iç kısımlarında ve kıtaların doğu kıyılarında görülür. Kutba yakın bir alanda da yani yüksek enlemlere doğru görülüyor. Bu iklim tipi nedir dersek? Bu iklim tipi sevgili arkadaşlar sert karasal iklim bölgesidir. Yani Sibirya'nın bulunduğu alan Kuzey Avrupa, Kanada ve Alaska'nın bulunduğu alanda görülen iklim bölgesidir. Batır rüzgarları diyorsan. Bak bu çok önemli bir ifade. Batı rüzgarları diyorsa Meksika körfezinden kaynağını alıp Batı Avrupa'ya kadar gidiyor. Sıcak okyanus akıntıları diyorsa Gulf Stream sıcak su akıntısı gibi Alaska sıcak su akıntısı gibi onun dışında Doğu Avustralya sıcak su akıntısı gibi sevgili arkadaşlar ve cephe yaşlarının etkisinin belirleyici olduğu iklim tipi nedir dersek okyanusal iklim olarak karşımıza çıkmakta. Bunu da böylelikle unutmamış olalım. Geldik bir diğer iklim tipimize. Antarktika kıtası ve Grönland adasının iç ve kuzey kısımlarında etkili olan bir iklimdir diyor. Tabii ki de bu iklim soğuk bir iklim, soğuk kuşak iklim bölgesidir. Kutup iklimi olarak karşımıza çıkmakta. Geldik son iklim tipimize. Doğal bitki örtüsü yüksek boylu ot topluluklarıdır. Ha ne diyor? Uzun boylu ot toplulukları. Yer yer ağaçlar ki bu iklim bölgesi nedir dediğimizde bu iklim bölgesi savan iklim bölgesidir. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza ve bunun için şunu diyoruz yazılı da buradan yüzde yüzlük kısımda bir soru gelebilecek sevgili arkadaşlar. Yani burada mutlak bağıl maksimum nemle ilgili ifadeleri verecek bize ve buna ait örneklemeleri de yapmamızı isteyecek. Peki ne demiş? Aşağıdaki merkezlerde verilen değerleri dikkate alarak boş bırakılan yerleri doldurunuz demiş. Hemen ben şöyle boş bir sayfa alıyorum, A merkezinden şöyle hemen başlayalım. Şimdi bize burada sıcaklık değerlerini vermiş, mutlak maksimum değerlerini vermiş a merkezi için bağıl nemi istiyor. O zaman hemen ben şuraya şöyle bağıl nemin formülünü yazayım. Bağıl nemin formülü neydi? Herhangi bir hava kütlesinde o anda bulunan nem miktarının yani mutlak nem miktarının o havanın taşıyabileceği en fazla nem miktarına yani maksimum nem miktarının oranıdır. Hemen şöyle çarpı 100 olarak da ifade edersek bunu buradan rahat bir şekilde ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Hemen a merkezi için bu ifadeyi çözmek istersek bağıl nem eşittir diyorum. Mutlak dem neymiş? 10 gram maksimum nem nedir? 20 gram e çarpı 100 diyoruz değil mi? Şimdi burada 10 bölü 20'den 1 bölü 2 yaptı. 100 bölü 2'den de burada 50 kaldı diyoruz. O zaman A merkezinin bağıl nem oranının %50 olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şuraya şöyle %50 diye yazıyoruz. Geldik B merkezine. B merkezinin sıcaklık değeri 22 derece. Mutlak nem miktarını istemiş. Bizden maksimum nem miktarı 21. Bağıl nem miktarı da %100. O zaman bak burada bizden neyi istiyor? Mutlak nemi istiyor. Hemen B merkezi içinde bunu yapmamız gerekirse bağıl nem diyorum eşittir. Mutlak nem bölü maksimum nem çarpı yüzdü ya. Biz de mutlak nemini zaten bulmamızı istiyordu burada. Hemen şöyle boşluk kısmını görebilirsiniz. Maksimum nemi 21. 21 yazdık. Çarpı 100 diyoruz eşittir burası 100 olmalı. Yani yüzde ifadesi olmalı. E şimdi buraya baktığımız zaman şu yüzleri böyle götürebiliriz. E o zaman burada bir kalması için sonuçta burası 1 oldu. Bir olması için x'in ne olması gerekiyor? 21 olması gerekiyor. O zaman B merkezinin mutlak nem miktarının 21 gram olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bir hava kütlesinde mutlak nem miktarı ile maksimum nem miktarının birbirine eşit olması demek o havanın doymuş bir hava kütlesi olduğu anlamına gelir. Ama şunu unutma. Bağın nem miktarı yüzde yüz olan hava kütleleri Yağış bırakmaz doymuş hava kütlesidir ve bir hava kütlesinin yağış bırakabilmesi için bağın nem miktarının %100'ün üzerinde olması gerekmekte buna da dikkat etmekte fayda var. Hemen C merkezine geliyorum 14 derecelik bir sıcaklığımız var mutlak nem miktarımız 10 gram maksimum nem miktarımızı bizden istiyor bağın nem %80. O zaman hemen C merkezi içinde bu ifadeyi çözersek bağın nem eşittir diyorum. Baktım şöyle mutlak nem 10 gram demiş bizden maksimum nem miktarını zaten bulmamızı istiyor x demiş. Çarpı 100 diyorum. Şuradan eşittir. Neymiş? 80 mi sevgili arkadaşlar? Şimdi burada mantıklı düşünmemiz gerekirse. Yani burada 10 kalsa. Burada da 8'in kalması lazım. Yani 10 çarpı 8, 80 yapacaktır. 100 çarpı 10 dersek. Burası 1000 yaptı sevgili arkadaşlar. O zaman şöyle olur. 1000 bölü x eşittir 80 ise 1000 eşittir 80 x'tir. O zaman x ne olacaktır? 1000 bölü 80 olacaktır. Buradan bunu götürdük. 100 bölü 8 demiş. 100 bölü 8 ne yapacaktır? 12 buçuk yapacaktır. O zaman buranın maksimum nem miktarı 12,5 gram olarak karşımıza çıkmakta. D'ye geldik. D merkezi için mutlak nemi 10 gram demiş maksimum nemi 2 gram demiş bağın nem ifadesini bulmamızı istiyor. Hemen şuraya D'nin ifadesini de çözelim. D merkezi için bağın nem eşittir diyorum. Mutlak nem bölü hemen şuraya tekrar yazayım maksimum nem çarpı 100 diyoruz. O zaman verilenleri D merkezi içinde koymamız gerekirse. Mutlak nemi 10 grammış hemen şöyle şuraya 10 yaptık. Maksimum nemi 2 grammış hemen şuraya 2 yaptık çarpı 100 diyoruz. 10 bölü 2'den burası 5 yapacaktır. 5 çarpı 100'den de bağın nem miktarının %500 olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şunu o zaman şöyle %500 yazarsak burada ciddi anlamda bir yağışın düştüğünü söyleyebiliriz. Çünkü bağın nem ifadesi %100'ün üzerinde çıktı. Bunu da unutmamış olalım. Geldik E merkezi için. E merkezi için şöyle hemen bağın nem ifadesini tekrar yazmamız gerekirse. Mutlak neme bakıyorum benden mutlak nemi istiyor. O zaman şuraya X dedim. Maksimum nem 2 grammış hemen şöyle 2 dedim. Çarpı 100 diyorum eşittir. Bal yüzde 60. O zaman şuraya 60 dedik. O zaman şimdi bakın burada dikkat edin. 100 x eşittir. 120 oldu mu? O zaman x eşittir 120 bölü 100 yapar mı? Yapar. Bunlar gitti birbiriyle. E 12 bölü 10'dan x eşittir 1,2 yaptı mı? Yaptı. O zaman hemen şöyle burada mutlak nem miktarının 1,2 gram olduğunu da ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım diyelim. Geldik şimdi çoktan seçmeli testlerimize. Birinci sorumuza bakıyorum. Yukarıda verilen basınç merkezlerinden hangileri sadece belirli bir dönem içerisinde Türkiye arazisi üzerinde etkili olmaktadır diyor. Biz şimdi basınç merkezlerini biliyorduk. Basra termik alçak basıncı, İzlanda dinamik alçak basıncı, Azor dinamik yüksek, Sibirya termik yüksek. Bak şunu unutmayalım. Termik kökenliler sadece mevsimsel bazda etkili olurken dinamik kökenliler ise sevgili arkadaşlar unutmayalım yıl boyu etkili olan basınç merkezleri olarak karşımıza çıkmakta. Bakalım Basra termik kökenli alçak basıncı ülkemizde yaz döneminde etkili olan bir basınç sistemidir. İzlanda dinamik kökenli alçak basıncı ülkemizde yıl boyu etkili olan bir basınç sistemidir ama tabii ki de burada parantez açmamız lazım daha çok kış döneminde etkilidir. Bunu da buraya şöyle belirtmiş olalım. Geldik Azor dinamik yüksek basınç kuşağı gene yıl boyunca etkilidir ve bizim ülkemizde Azor dinamik yüksek basıncı daha çok hemen şöyle buraya da yazalım yaz döneminde etkilidir. Ya şöyle yaptık. Sibirya termik yüksek basıncı ise kış döneminde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bana ne diyor soru ifadesinde? Sadece belirli bir dönem içerisinde Türkiye arazisi üzerinde etkili olur. Basra termik alçak basıncı yazın. Sibirya termik yüksek basıncı kışın. O zaman 1 ve 4 sorumuzun doğru cevabıdır. Hadi A seçeneğini işaretledik. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıdaki haritada esme yönü oklarla gösterilen rüzgarlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Zaten etkinlik kısmında bunu güzel bir şekilde yapmıştık. O zaman bunu şöyle yapıyorsun. Kayıp sakal diyorsun. Yapıştır geç. Neydi bu? Kara geldi değil mi? Soğuk karakterli bir rüzgar. Neydi bu? Yıldızdı bu soğuk karakterli rüzgar. Neydi bu? Poyrazdı bu soğuk karakterli rüzgar. Kayıp yazdık. Buraya ne geliyordu? Samyeli geliyordu. Hemen üstünde ne vardı bunun? keşişleme vardı değil mi? Bunu da unutmamış olalım. E, en güneyden geliyor kıble, güneybatıdan geliyor lodos olarak ifade edilir. O zaman bir numaralı rüzgarımız kıble olarak karşımıza çıkar. Geldik. İki numaralı rüzgarımız Poyraz olarak karşımıza çıkar. 3 numaralı rüzgarımız ise Lodos olarak karşımıza çıkar. E o zaman sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Geldik bir diğer sorumuza. Bir yerleşim biriminin kır ya da kent olarak değerlendirilmesinde yani biz yerleşmeleri dünya ölçeğinde ikiye ayırıyorduk değil mi? Birincisi kırsal yerleşme türleri, ikincisi ise kentsel yerleşme türleri olarak ifade ediyorduk. Peki bu yerleşme birimlerinin kırsal ya da kentsel olmasındaki etkili olan unsurları neydi dersek ekonomik faaliyet türü olabilir nasıl dediğimizde hemen şöyle şurayı da dolduralım. Kırsal yerleşmelerde daha yoğun ölçekte birincil ekonomik faaliyet grupları tarım, hayvancılık, balıkçılık gibi faaliyetler. Kentsel yerleşmelerde ise ikincil sanayi faaliyetleri ve üçüncül faaliyetler, hizmet faaliyetleri yoğun ölçekte yürütülmektedir diyebiliriz. O zaman ekonomik faaliyet türü bir yerleşme biriminin kırsal ya da kentsel olmasındaki etkili olan unsurdur diyebiliriz. İkinci durum hemen şöyle devam edelim. Nüfus sayıları gene kırsal kentsel yerleşme birimi olmasında etkilidir. Özellikle nüfusu 20 altında olan yerleşme birimleri kırsal, 20 binin üzerinde olan yerleşme birimleri olarak kentsel diyebiliriz. Yüz ölçümleri bir şekilde ifade etmez. Yani yüz ölçümünün çok geniş ya da dar olması kırsal ya da kentsel yerleşme olmasında etkili değildir. Yeryüzü şekilleri engebeli ya da düz olması gene bir merkezin kırsal ya da kentsel olarak değerlendirilmesinde etkili değildir diyoruz. O yüzden bize etkili olduğu söylenebilir demişti. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıda bir dünya haritası vermiş ve haritada taralı bir alan vermiş. Bu alanda etkili olan iklim tipi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bak çoktan seçmeli kısımda böyle bir soru mutlaka gelecektir. Ya bence ekvatoral iklimi sorar ki buradaki özellikler tüm öğretmenleri hoşuna giden özelliklerdir. Ya muson iklimini sorabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Muson iklimine bakıyorum. Bu iklim özellikle Güney, Güneydoğu Asya, Avustralya'nın kuzey kısmı Doğu Asya'da, Madagaskar çevresinde görülüyor. Muson iklimini savan iklimiyle karıştırmayacağımızı biliyoruz. Çünkü iki iklim bölgesinde de yaz yağışları vardı. Kışın kurak. Niye yaz yağışlı dersek muson rüzgarları yaz döneminde Hint Okyanusu'ndan Hint Yarımadası'na geldiği için yağışlı bir dönem oluşturuyor. Kış döneminde ise Hint Yarımadası'ndan Hint Okyanusu'na gittiği için kış döneminde de kurak bir mevsimin oluşmasını sağlıyor. O zaman yağış yıl içerisinde düzenli dağılmamıştır. Yağış rejimi düzensizdir. Bu ifade doğru. Geldik. Bitki örtüsü yaprak döken ormanlardır. Evet bu son ikliminin bitki örtüsü yaprak döken ormanlardır. Çünkü kış döneminde bir kuraklık var ya ondan dolayı bitki yaprak döküyor. Kışın havanın soğumasından dolayı değil. Kuraklıktan dolayı yaprak döküyor. Oluşumunda devirili rüzgarlar etkilidir diyor. Yaz mı sonu kış mı sonu rüzgarlardır. O zaman bu ifade de doğru gitti. Yıllık yağış miktarı 1500 milimetreden fazladır doğru. Özellikle yağışın büyük bir bölümünü yaz döneminde alır. En fazla yağış kış mevsiminde düşer demiş. Yanlış. Yaz mevsiminde özellikle Hint Okyanusu'ndan esen yaz musonları neticesinde çok fazla yağış yaz döneminde düşer. O yüzden bu ifade yanlış bir ifadedir ve sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Geldik bir diğer soruya. Soruda ne diyor? Aşağıda Türkiye'nin bir bölgesine ait aylık, sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir diyor. Bu bölge ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenmez? Bak böyle bir soru geldiğinde hiç uğraşma. Niye uğraşma? Şundan dolayı uğraşma. Biz E harfini biliyoruz artık. Şöyle bir Türkiye haritası çiz kabataslak yazılı kağıdına, köşeye bir yere, herhangi bir yere çiz. Çizdikten sonra şöyle güzel bir E harfi çiz. İlk de, köşeye gel yaz de. Karadeniz'e git sonbaharda. Ege ve Akdeniz'e gel kış kış de. Şimdi Türkiye'nin bir bölgesine ait sıcaklık yağış grafiği verilmiş ya. Bununla ilgili bize hangisi söylenemez diyor. Bu iklimin hangi iklim olduğunu öncelikle bir bulalım. Şimdi en fazla yağış ne zaman düşmüş bakıyorum. Aralık, Ocak, Şubat ayları yani kış döneminde düşmüş. O zaman Ege ve Akdeniz'de görülen iklim. E o zaman bu hangi iklim oldu? Akdeniz iklim oldu. Bak ne oldu? Burada bildim. Bana mesela bu bazda il sorsaydı o zaman direkt Ege Akdeniz'deki bir ili seçebilirdim. Oldu ki ilkbaharda verdi o zaman İç Anadolu bölgesi. Yaz dönemi de verdi Kuzey Doğu Anadolu bölgesi. Sonbaharda en fazla yaşın olduğunu gösterdi Karadeniz bölgesi. Burada buradan gidebilirsiniz dikkat edin tamam mı? Yaz ayları kurak geçer diyor. Yaz aylarına bakıyorum sıcaklığın arttığı dönem burası zaten. O zaman burası yaz mevsimi. Hemen şöyle baktığım zaman yağış miktarı ciddi anlamda düşmüş. Bu ifade doğru bir ifade gitti. Yağış rejimi düzensizdir. Yağış yıl içine düzenli dağılmamış. Yağışın en fazla ve en az düştüğü dönem arasında oransal anlamda yüksek farklılık var. Düzensizdir doğru. Kar yağışları olağandır diyor. Bakıyorum. Neye bakacağım? Sıcaklığa bakacağım tabii ki de. Eğer ki sıcaklık sıfır derecenin altına düşseydi kar yağışlarının olağan olduğunu söyleyebilirdim. O zaman bu ifade söylenemez. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Diğerlerine de bakalım. Yıllık sıcaklık farkı 20 derece civarındadır. En sıcak döneme bakıyorum 30 derece. En soğuk döneme bakıyorum 10 derece. 30 eksi 10 20 derece civarında. O zaman bu ifade de söylendi. Sıcaklığın azaldığı dönemde yağış artar demiş. Sıcaklık ne zaman azalmış? Kış döneminde. Yağış ne zaman artmış? Kış döneminde. O zaman bu ifade de doğru bir ifadedir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir diyebiliriz. Geldik bir diğer sorumuza. Haritada işaretli alanlarda yerleşmelerin yoğun olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir diyor sevgili arkadaşlar. Bakıyorum bir Çatalca Kocaeli Platosu olarak geçer. Şuraya hemen şöyle Çatalca Kocaeli Platosu diye yazayım. İkincisi İzmir ve çevresi olarak geçer. Üçüncüsü Adana ve çevresi olarak geçer. Hemen şöyle bakalım. İklimin ılıman olması doğrudur, olabilir. İş imkanlarının fazla olması doğrudur, olabilir. Yer şekillerinin düz olması doğrudur, olabilir. Yeraltı kaynakları yönünden zengin olması tartışılır. Bu bir dursun gitti. Bu zaten olamaz. Verimli toprakların bulunması doğrudur ama burayı için, burayı için katarız ama burada yerleşmenin yoğun olması bununla ilgili bir durum değildir. O zaman bu ifade de çok böyle doğru olabilecek bir ifade değil. O zaman 3 tane ifade arasında birini seçmemiz lazım. Sevgili arkadaşlar, bizim ülkemizde iklimin ılıman olduğu birçok alan var ama bu alanlarda yerleşmeler yoğun değil ki. Bu alanlarda iklimin ılıman olması temel etken değil. Bu alanlarda nüfusun fazla olmasındaki en temel sebep, yerleşmelerin yoğun olmasındaki en temel sebep iş imkanlarının fazla olmasıdır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir diyebiliriz. Geldik bir diğer sorumuza. Arkeolojik kazılar Türkiye'de yerleşmenin çok eskiye dayandığını gösterir. En eski yerleşim yeri olan mağara yerleşmelerine gibi merkezlerden hangilerinde rastlanır diyor. Bizim ülkemizde mağara yerleşmelerine Antalya'da rastlayabilmekteyiz. Özellikle Antalya'da Beldebi, Belbaşı, Karayin, Öküzini mağaraları var. O zaman Antalya'yı bu dönem için yerleşme birimi olarak kullanmışız. Akabinde Samsun'da Tekkeköy mağarası var. O zaman Samsun'da da görebiliriz. İstanbul'da da Yarımburgaz ve Kemerburgaz mağaraları var. O zaman bu dönem için görebiliriz. Bak bu dönem hangi dönemdir dediğimizde bu dönem Paleolitik dönem olarak geçer. Yani insanların avcı ve toplayıcı olduğu dönem. Peki Neolitik döneme ait yerleşme birimleri Konya'da Çatalhöyük, Diyarbakır'da Çayönü, Çorum'da Hattuşa. Onun dışında sevgili arkadaşlar Devam ediyoruz şöyle. Nereye geliyoruz? Şanlıurfa'da Göbekli Tepe. Bunlar da Neolitik döneme ait yerleşme alanları olarak ifade edilmektedir. Haberimiz olsun. O zaman üçü de varsa sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olarak işaretlenir. Evet, geldik bir diğer sorumuza sevgili arkadaşlar. Buradan mutlaka böyle bir sorunun gelebilme ihtimali var. Çünkü insan ve çevre etkisi bizim bu kısımda sizler için yani öğretmenleriniz için sorabileceği yerler arasında bulunmakta. Bakalım soru Yukarıda verilen etkileşimlerden hangisinde insanın? Çevreye etkisi daha belirgindir diyor. Bakın dikkat edin insanın çevreye etkisi. Bakalım bir Kuzeydoğu Anadolu'da büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olarak yapılması bu alanda mera alanlarının varlığıyla ilgilidir. O zaman mera alanlarının varlığına bağlı olarak büyükbaş hayvancılık faaliyeti yürütüyorsam doğanın insan üzerindeki etkisi daha belirgindir diyebiliriz. Ama bize insanın çevreye etkisi demiş o zaman bu ifade gitti. Devam edelim ikinci ifade. İç Anadolu bölgesinde kerpiç meskenlerin yaygın olarak yapılması yarı kurak iklim dediğimiz karasal iklime bağlı olarak orman örtüsü ciddi anlamda az ve buna bağlı olarak insanlar samanla birlikte toprağı karıştırarak kerpiç evler yapmakta ve buna bağlı olarak doğanın insan üzerinde belirleyici etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bu ifadede de gitti. Üçe bakalım. Alaska'da insanların kalın elbiselere daha fazla ihtiyaç duyması. Neden dediğimizde bu alan soğuk iklim bölgesi. Soğuk iklime bağlı olarak insanlar kalın elbiselere daha fazla ihtiyaç duyuyor. O zaman bu da doğanın insan üzerindeki belirleyici etkisine örnektir diyebiliriz. O zaman bu ifade de gitti. Amerika Birleşik Devletleri'nde çöl bölgelerinde sulu tarım faaliyetlerinin yapılmaya başlanması diyor. Bak çöl bölgesi olumsuz bir durum. Sulu tarım faaliyetleri yapıyorsak bunun temel sebebinin sulama sistemlerinin gelişmesiyle ilgili bir unsur olduğunu düşünebiliriz. O zaman burada doğanın insan üzerindeki etkisine örnek değil insanın doğal çevre üzerindeki etkisine örnek olduğunu ifade edebiliriz. Bu doğrudur. Bir de E'ye bakalım. Yani 5 numaraya bakalım. Güney Asya'da pirinç tarımının yapılması iklimle ilgili bir durumdur. Su kaynaklarının bolluğu da etkilidir. O zaman burada da doğanın insan üzerindeki etkisine ait örneği görebilmekteyiz. O zaman bu ifade de gitti. Bize soru kökünde insanın çevre etkisi daha belirgindir diyordu. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir diyebiliriz. Geldik bir diğer sorumuza. Koyu renkle gösterilen numaralandırılmış yerlerden hangileri aynı iklim bölgesi içinde yer alır diyor. Hemen şöyle baktığımız zaman E harfini de burada güzel bir şekilde çizebilirsin. Mesela buraya geldik ilkbahar sitep iklimi. Buraya geldik şöyle sonbahar Karadeniz iklimi. Buraya geldik şöyle kış. Buraya geldik şöyle kış. Burası da Akdeniz iklimi. O zaman 2 ve 3 numaralı alan Akdeniz iklim bölgesi içerisinde yer alır. Ve sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Ve geldik sizinle bugünkü yazılı provamızın sonuna sonuna sevgili arkadaşlar. Özellikle Dinamo Soru Bankası kitabımızdan çözmeniz gereken yerler 96. sayfa, 123. sayfa, 137. sayfa, 149. sayfa. Bunları unutma. Aynı zamanda yazılı notları kitabımızda temin edip şuradaki 71'den 100'e kadar olan kısımla ilgili sizler için hazırlamış olduğumuz güzel konu özetli kısmımızda tekrar etmeyi unutma diyelim. Yazılarınızda başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.